15 saatte ne yapmayı düşünüyorsun Tom Şelal'ın benim? Hocam ne yapacağım? Dinleneceğim tabii ki. Herkesin aslında aklında olan bu. Ama bizim ilk yarı bittiyse yapmamız gereken bazı şeyler var. Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki çok kötüydü, bitti gitti. Oh be kurtulduk. Zaten lise zordu. Çok zor hocam. Aynen ya. Lise zor. Bak şimdi ağzından aldın lafı. Lise zordu. Bir sürü dersler çıktı başımıza. İşte ne bileyim bir tanesinden geçsem bir tanesinden patlıyorum falan filan. Bir sürü bir endişe var. Çok kötüydü, bitti gitti arkadaşlarımız. Lütfen hadi artık buraya. Hala vaktim var, toparlayabilirim. Yani hiçbir zaman pes etmeyeceğiz, yılmayacağız. Bu bir maraton. Bundan sonrası üniversite sınavı var. Üniversite sınavına gerçekten zımba gibi hazırlamamız gerekiyor. 9. 10. sınıf konuları aslında TYT konuları. 11. 12. sınıf konuları aslında AYT konuları. Ve bizim geleceğimizi belirleyecek üniversite sınavında aslında bu konular çıkacak. O yüzden biz sağlam temelle lütfen diyorum. Hani bu konular bitti gitti değil. Bu konular tekrar karşına, üniversite sınavında karşına gelecek. Lütfen buraya geçelim o zaman. Hala vaktim var, toparlayabilirim. Peki ne yapacağız? İlk başta 2 haftamız var ve bu 2 haftayı iyi değerlendirelim. Yani nasıl mesela şimdi üniversite sınavına girecek abileriniz, ablalarınız bu ara tatilde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Ne yapıyorlar hocam? İnanılmaz dikkatli bir şekilde kendilerine kamplar yapıyorlar. Kendilerine özel çalışmalar yapıyorlar. Bu ara tatilde okula gitmedikleri için onu çok iyi, çok verimli geçirmeye çalışıyorlar. Biz de aynı şekilde ara tatilimizi iyi geçirip sonraki dönemde çalışmalarımızı rahatlatmış olacağız bu sayede. Mesela derslerimizi teker teker yazdık. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji. Ve birinci haftada ben bu derslerle ilgili her gün ufak da olsa lokma lokma, belki bazı günlerde sadece matematik çalışacaksın, bazı günlerde sadece edebiyat çalışacaksın ama teker teker bu programı doldurmaya çalışın. Bu programı doldurmaya çalıştığın zaman işte mesela buradan 10 soru, buradan 20 soru, buradan yarım saat çalışma, ders çalışması yaptım. Buradan 10 işte canlılar ve üreme ünitesini işledim falan filan diyerekten kendinizin kendi programını, kendi çalışmalarınızı not edin ve bu sizin hocam, için bu çok önemli. Hocam bu dersler benim ne işime yarayacak ki ya? Aslında çok iyi yarayacak. Şimdi bir kere bazı arkadaşlarımız olduğu kadar cidir. Bunlar ara tatilde televizyon, oyun, takılma, Facebook tabii kalmadı artık, Instagram, işte ne bileyim ondan sonra başka Snapchat falan filan uğraşacaklar. Peki bazı arkadaşlarımız da başarıcıdır. Ne yapacak bu arkadaşlarımız? Program yapıp gerçekten de konuları bitirip testleri çözüp kendi gelişimlerine katkıda bulunacaklar. Ne yapacaklar? Biliyor ki bu arkadaşlar. Çünkü ileride üniversite sınavı var. İleride bu lisedeki konular karşılarına çıkacak ve dolayısıyla şimdiden düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Peki hatasız konulmaz diyoruz. Bazı hatalar yapmış olabiliriz birinci dönemde. Çok i̇şte bazı konuları mesela ne bileyim enerji konusundan, fizikte, ondan sonra kimyada kimyasal bağlar konusundan patlamış olabiliriz veya işte matematikte denklem ve eşitsizlikler konusunda patlamış olabiliriz. Bunların hepsi aslında çok doğal şeyler. Peki biz bu doğal şeyleri ne yapacağız? Ah hayatım karardı. Artık matematik bilemiyorum. Artık yapamıyorum. Edebiyatta işte Cumhuriyet dönemi diye vatın lanet olsun falan filan demeyeceğiz. Biz bunların üstüne gideceğiz. Çünkü zaten hayatta başarılı olan insanların ortak özelliği ne biliyor musun? Çok iyi problem çözücülerdir. Yani problemler karşılarına çıktıkları zaman ne yaparlar bu arkadaşlar? Yılmazlar, pes etmezler ve o problemi çözmek için aslında şu anda bildiğin her şey, aslında bir işte Apple bilgisayarlar, ne bileyim iPhone'lar bilmem, hep bir problemi çözmek için var olmuştu. Dolayısıyla biz de bu problemlerimizi teker teker listeleyeceğiz. Ve bu problemlerimizi işte mesela matematikte sallıyorum kartezyen çarpım konusunu yazıyorum. Ondan sonra fizikte sallıyorum işte kinetik enerji konusunu yazıyorum. Kimyada kimyasal bağlar konusu, işte canlılar ve üreme, bir bunları teker teker not edeceğiz ve teker teker bunların üzerine geleceğiz. Erken kalkan yol alır diyoruz. O yüzden rica ediyorum, tatil işte saat 12'de 1'e kadar yatmayı planlıyorum. Her türlü yatacağım hocam. Hayır Tomuç evladım benim, çok önemli bir gerçek var ki başarılı insanların bir ortak özelliği de her zaman erken kalkarlar. Dolayısıyla biz tatil tamam eyvallah, bazı günler mesela cumartesi pazar böyle kendine böyle ekstra şeyler yapabilirsin. Güzellikler yaparsın. Fiyatlar. Ama rica ediyorum hafta içi aynı okula gidiyormuş gibi kalk ve hafta içini verimli geçir. Verimli 2 saat çalışman aslında saatlerce çalışmandan 10 kat daha iyi. Ve sabah uyandığın zaman aslında insanın beyni çok hızlı, çok dinamik çalışıyor. O yüzden sabahleyin kahvaltını, hafif bir kahvaltı yapıp tak diye bir 2 saat çalıştığın zaman günün diğer kısmında sana kalsın. İstediğin gibi gez, toz, eğlen. Peki programa dikkat etmen gereken şeyler şunlar. Şu ana kadar gördüğün konuları listele. Yani biz bunlara koli diyoruz. Konu listeleri. Aa koli. İşte, edebiyatta ne yaptık? İşte divan edebiyatı yaptık, Cumhuriyet dönemi edebiyatı yaptık. İşte ne bileyim sallıyorum şiir konusunu işledik, roman konusunu işledik, sallıyorum. Mesela matematikte ne yaptık Tonguç Erhan Bey? İşte
polinomlar konusunu yaptık. Aynı zamanda işte logaritma dizi konusunu yaptık falan filan. Teker teker bunları yazıyorsun. Sonra güncel soruları çözmeye çalış. Yani kafana estiği bir tane soru bankası bulun, oradan çözemeyin. Düzenli bir şekilde çalış. O da yeni nesil soruların olduğu kitapları tercih etmeye çalış. Kitap okumayı ihmal etme, çünkü paragraf, problemler, konuları direkt bununla bağlantılı. Üniversite sınavında çıkan soruların yarısından fazlası artık bu oldu zaten. Okuduğunu anlama becerini geliştirmen gerekiyor. Tatilini o yüzden verimli geçirmen gerekiyor. İnşallah çok güzel geçer tatilinde. O yüzden hadi bakalım, şimdiden iyi eğlenceler, aynı zamanda iyi çalışmalar diyorum. 15 tatilinde şimdiden başarılar. Sağ olun hocam.